Herkese merhaba. Bu videoda Coin Market CoinMarketCap'in yeni elmas ödüllerinden bahsedeceğiz. Bu sayfaya gelmek için CoinMarketCap.com'dan daha sonra buradaki elmas ikonuna tıklıyoruz. Tabi bu katılımı sağlayabilmeniz için kayıt olup giriş yapmanız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi elmas biriktirdiğimizin sayısı miktarı mevcut. Ve her gün giriş yaparak da burada elmas kazanabiliriz. Diamond Rivers kısmına geçelim. Şimdi gördüğünüz gibi burada şanslı çekiliş The Capital 2022 limitli konferans biletleri diye bir ödül var. Bir gün içinde geleceği söylüyor. Bu tahmini olarak salı günü 3 gibi olabilir veya daha erken de olabilir. Genelde saat 3 gibi yayınlanıyor. Bu sayı da 2'den aşağı düştüğü için, 2 günün aşağı olduğu için bu şekilde gösteriyor olabilir. Zaten 24 saatten az kalınca tekrar kontrol ettiğinizde tam saati hesaplamış olursunuz. Şimdi ödül kısmını açalım. 2000 adet bu ödülden var bilet. 2000 elmas değerinde. Eğer ki 2000 elmasınız varsa bu ödül saat ne kadar ve tükenmeden e, bu ödülün sahibi olabilirsiniz. Şimdi 26-27 Mayıs tarihlerinde e, ilk sanal konferansı olacak. İsmi de The Capital 2022 şeklinde gözüküyor. bununla alakalı işte bir takım bilgiler var. 5000 kişilik bir izleyici kitlesine sahip olacak. Bu, bunda Metaverse deneyimi merkez olmayan defi, Metaverse oyna kazan Play to Earn diye geçiyor. NFT'ler ve çeşitli katman bir ekosistemleri dahil olmak üzere birçok konu konuşulacak. E, burada konuşulma, konuşmacılarla ilgili bilgi var. Michael Saylor, CZ, işte Phantom Avalanche gibi birçok projenin CEO'ları da kazılacak bunlara. Ve diğerleri diye de not düşmüşler. bu konferans yalnızca 5000 katılımcı için yeri olduğu söyleniyor. Bu arada hani sanal bir konferans olacak. Onun bilgisini de tekrardan söylemiş olalım. 5000 katılımcı dedik. Başvuran herkes şöyle bir durum var. Sadece 2000 elmas karşısında bir konferans kuponu kazanabiliyorsunuz ama herkesin kazancı anlamına gelmiyor gibi bir durum var. Şöyle sınırlı sürüm katılımla birlikte konferansa 30 kişilik bir kazanan seçilecek. Bunlar NFT'yi de alacak. Ama şöyle bir durum var. Giriş biletini alacak 30 şanslı kullanıcı olacak. Diğer 1970 kullanıcı yine de varsayılan katılımcı formunu aracılığıyla konferansa katılabilir. Yani bu ödülü aldığınız e, eğer sanal konferansına katılıyor anlamına gelmiyor maalesef burada bir kayıt formu var yine de öncesinde doldurabilirsiniz bunu e, izin veriyor olması gerekiyor İlgili formdan gerekli bilgileri doldurabilirsiniz daha sonra e, bu ödülü aldıysanız zaten e, 30 şanslı kişiden biri olma ihtimaliniz var anlamına geliyor bu konferans 26-27 Mayıs tarihlerinde yapılacak faydaları ile ilgili not düşmüşler konferans sırasında kripto Project token NFT yerli olacakmış. Yani token ve NFT'lerin airdropları açıklanabilir. Bunları katılım sağlayabilirsiniz. Buradan token ve NFT kazanabilirsiniz. İlgili konuşmacılarla soru cevap oturumları düzenlenecek. bu ilk Metaverse konferansını deneyimleyin diyor. konferansa katılarak kripto enstitüsü hakkında bilgi edinmeniz sağlanabilir. Sorumluluk reddi ile ilgili bilgi var zaten. Şimdi bu vakti geldiğinde ödülün yayınlanma zamanı bir diğer faydası NFT kazanma ihtimaliniz olacak. Yani hem bilet alıp hem o 30 şanslı kişiden olup hem de NFT'yi kazanabilirsiniz. Bu ödül yayınlama zamanı de şimdi kullan butonu aktif olacak. Sizden bir cüzdan adresi isteyeceğini zannetmiyorum. Bununla ilgili bilgi düşmemişler. Ama çeşitli bilgiler istenebilir. Hani yine de bir BSC, Binance Smart Chain, Volt adres eklemenizde fayda var. Belki bileti NFT olarak bir şekilde yollayacak gibi bir durum da olabilir. Veya sadece mail yollayacaklardır belki. Mail üzerinden bilgilendirme olacaktır. Bu şekilde yine de hazırlık olmanızda fayda var. Ee, daha sonra işte şimdi kullan dediğinizde eğer ki elmasınız da azalttıysa 2000 elmas gittiyse e, buna katılım sağlamışsınız demektir. Ama 30 şanslı kişiden olup olmayacağınızı ilerleyen günlerde muhtemelen mail yoluyla sizlere ilgilendireceklerdir. Şuradan hatta şeyde kontrol edelim ilgili formu ne gibi bilgi istiyorlar bunu da inceleyelim. Buradan başlayın diyor işte robot olmadığımızı onaylıyoruz next diyoruz. ad soyad tam kısmına yazılıyor. Ben şimdilik geçiyorum. E-mail adresiniz. Bunu koyun market E-mail adresi yapmanız önemli. E not düşmemişler ama bununla aynı olması yararlı olacaktır. Şöyle yapalım geçelim. E nerede ikamet ediyorsunuz? Onu yazabilirsiniz. Şöyle İngilizce şekilde. E bu coin market cap grafiği username'iniz ne diyor? Şuradan ayarlardan kontrol edebileceğimizi söylüyor. Şuradaki username'i almanız gerekiyor buradaki kısmı eklersiniz. Ben şimdilik şöyle formu göndermeyeceğim için şey yapıyorum. E, CoinMarket gibi Gravit'te takip ediyor musunuz diyor. Şöyle kontrol edelim. Coin Market gibi bir sayfası var. Burada following yazıyorsa şu an takip ediyorsunuz demektir. Sizde zaten follow diye ton çıkar. Evet diyoruz. Bunu no diye geçmemek lazım. Sosyal medya profilini istiyor sizenin. E, i̇şte Twitter hesabını link, e, link edin. Facebook, Telegram, YouTube Bunların sizin profil adresinizi gidecek şekilde adres satırındaki kısmını satır satır hepsini ekleyebilirsiniz. Ben şimdi şöyle geçiyorum. Ee, ne kadar e, sosyal medyada takipçim var? Bununla alakalı sayı girmeni istiyor. Belki bunların hepsinin tamamını direkt e, girilebilir. E, toplam sayıyı verebilirsiniz. Hani işte YouTube kanalınız vardır, Instagram vardır. Hepsini toplayıp da yazabilirsiniz. Şöyle geçelim. Buradaki e, Tweet'i retweet etmenizi istiyor, alıntılara retweet etmenizi istiyor ya da onu da belirtmişler. Şöyle kontrol edelim. Buradaki time to ship isimli tweet'i alıntılara retweet ederseniz daha iyi olacak. Bir etiketleme yapılması ile alakalı bir not gözükmüyor. Herhangi bir etiketleme sadece retweet olacak. Ve bu alıntılara retweet yaptığınız tweet'in adresini eklemeniz lazım. Örneğin bu sizin attığınız tweet olsun. Buna tıkladığınızda şuradaki adres satırı değişiyor. Bunu kopyalayıp oraya yapıştırmanız lazım ama bunu profilinizdeki o alıntı olarak yaptığınız tweetten yapmanız lazım. Ben şimdi şöyle geçiyorum kabul ederse. E, CoinMarketCap sermaye konferansı hangi tarihte diye bir e, şey yapmışlar, not düşmüşler. Bu zaten 26-27 Mayıs diye dedik. Şöyle seçebilirsiniz. E, burada BTC'nin protokolüne onu soruyor. Onunla alakalı bir soru var. Bunun cevabı Pol şeklinde şöyle tıklıyoruz ve geçiyoruz. Bir diğer soru mevcut burada. Buradaki soruda Bitcoin'in sınırını söylüyor. Bu da 21 milyon bu şekilde işaretleyebilirsiniz. Burada da işte belli şeyler var sözleşmeler, I agree diyerek, submit diyerek form gönderebilirsiniz. Ama şimdi ben bunu dersem zaten hatalı veriler gidecek. o yüzden tıklamayacağım. Bu arada bu sayfadan sonra ben robot değilim diye bir kısım daha çıkabilir. Onu da işaretlemenizde fayda var, onu atlamayın. Muhtemelen bu katınıza dair bir mail de gelir. Onu da bir kontrol etmenizde fayda olacaktır. Bu ödül kısmına katılmak bu kadar. Yani şanslı 30 şanslı kişiden biri olabilirsiniz. Hem konferansa katılırsınız hem NFT hem token airdroplarına katılmış olabilirsiniz. Hem de buradaki özel NFT'yi alabilirsiniz 30 kişilik. 5000 sınırlı kişilik bir sanal konferansın katılımcısı olabilirsiniz açıkçası. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın sonraki videolarda görüşmek üzere.